Merhabalar dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir oyunda buluşuyoruz arkadaşlar. Mobile Legends isimli oyunu sizlerle beraber oynamak istedim. Önceden oynamış olduğum bir hesap vardı ama ne yazık ki onun şifresini unuttuğum için yeni bir hesap açtım. Hızlıca bu hesapta en üstlüklere doğru oynamaya başlayacağız arkadaşlar. Tabii bunda sizin destekleriniz de çok önemli. Eğer bu serinin devamını istiyorsanız, bu serinin devamını görmek istiyorsanız bir like atıp işte kanala abone olursanız sevinirim. Ben de aynı zamanda serinin devam etmesini istediğinizi anlarım. Eski hesabımda çok fazla Alice oynamışlığım var. Alice çok sevdiğim bir karakter. Şöyle sevdiğim bir karakter. Beklenmedik bir anda ultisiyle beraber çok hızlı bir şekilde can toplayabiliyor. Yani rakibi bekleme açısından güzel bir karakter. Şöyle takımımıza bakıyorum. Takımımız dengeli bir takım. Yani başlangıçtaki olabilecek karakterlerden var. Bu arada ben sıfırdan hesap açtığım için şu an karakterlerimin sayısı çok kısıtlı. Mesela rakipte Cho, Karina, Vexena, Grok gibi isimler var. Gerçekten güçlü isimler. Bakalım onlara karşı ne yapabiliriz. Kendim video çekene kadar sıralı girebilmek için gerekli olan levele kadar kastım. Gerekli olan levelde de zaten direkt Elite 2'ye mi attı? Elite 3'e mi attı? Tam emin değilim. Bu arada arkadaşlara selamımızı da verelim. Gülümseyin YouTube. Artık iyi geçse de kötü geçse de bu maçı kanala atacağız mecbur. Şimdi arkadaşlar nereye gidiyor diye bir bakıyorum. Orta koridora 3 kişi gitti. Ben aşağıya gitmeyi tercih ediyorum. Umarım bir kişi ya da iki kişi de yukarıya çıkar. Dediğim gibi eskiden bu oyunu oynuyordum. Ama oyuna yani bir sürü kanser eleman gelince oyunu bırakmak durumunda kalmıştım. Oyunu bırakmak istemiştim. Mesela şu an Groot görüyorsunuz. Yani trollüyor yani hani düz vura vura resmen kestik adamı. İşte böyle adamlar sizin takımınıza geldiği zaman ister istemez canını sıkılıyor. Mesela Vexena onu da şu an ne yapmaya çalıştığını çözemedim ama. Neyse güzel başladık yani koridora direkt 2 skorla başladık. Bu arada Alice ile şu minyonlar öldüğü zaman çıkan küçük küreleri toplamanız çok önemli arkadaşlar. 50 küre topladığınız zaman gerçekten güzel bir güç patlaması yaşıyor karakterimiz. Hani ilk yeteneğiyle beraber hem güzel bir şekilde adamları dürtebiliyorsunuz, menzili çok fazla, hem minyonlara hasar verebiliyorsunuz. Aynı zamanda da rakiplere ters köşe yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela saldırırken tam ölmek üzereyken geriye doğru Q yeteneğinizi kullandığınız zaman Q yeteneğinin bulunduğu yere gidebiliyorsunuz ikinci bastığınızda. Bu şekilde rakiplerden kurtulabiliyorsunuz. Güzel bir karakter. Burada tabii ki yengeci kesemeyeceğim ama can sıkıntısı boş durmayayım dedim vurdum. Mesela Vexena beni kovalıyor ama kendisi şu an hem 2 level derken manayı hesaba katmadım ama arkada Mio olduğu için zaten çok rahat bir şekilde keseceğiz kendisini. En büyük yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi Alice oynarken mana sıkıntısı arkadaşlar. Aslında burada base'e dönmem lazım. Base'e dönmeyip hata yapıyorum ama Mia'yı tek bırakmak istemiyorum. Zaten ultim de açıldığı için rahat bir şekilde can çekebilirim diye düşünüyorum. Şimdi burada mesela bu arkadaşa biraz daha açılırsa saldırabiliriz. Şu an 9'a 1 gidiyoruz. Yani bu maçı rahat bir şekilde kazanırız diye düşünüyorum. Bu maç açıkçası birazcık şu an basit gidiyor. Mesela arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an Grok beni beklemezken bir anda yani adamın karşısına çıkıp kendisini kestik. Alice ile bunu çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Beklenmedik yerlerden geçerek adamı şaşırtabiliyorsunuz. Mia aslında keşke bana yardım etse ya. Şu yengeci ona bırakırım. Hem güzel bir şekilde kasmış olur ama
Kendisi kuleye hasar vermek istiyor. Bu arada oyunun ayarlarını hiç yapmadığım için şu an direkt oyunun kendi ayarlarıyla oyuna girdim. Bu arada birazcık agresif yaptım ama hata yaptım, kabul ediyorum. Oyunun kendi ayarlarıyla girdiğim için şu an bu işte saldırı tuşu, işte kuleye saldırı, minyona saldırı ya da adama saldırı şeklinde özelleştirebiliyoruz. Şu an ben onu özelleştirmediğim için adam kulenin altına girdiği zaman birazcık sıkıntı yaşıyorum. Ya diğer koridorlar geriye düşmedi aslında. Diğer koridorlar geriye düşseydi hani yeteneğimizle beraber diğer koridorlara gidip gank atıp adamlara yardım edebilirdik ama yani resmen kendi o koridorumuzdan neredeyse oyunu bitireceğiz. Birazcık orta koridora yardıma gidebilirim. Burada direkt ultimi açıyorum çünkü manam birazcık kısıtlı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar adamları kestim. Kesmelerine yardım ettim. Ölecek gibi olduğum zaman hemen ikinci yeteneğimi kullanıp stunlayıp sonrasında da gerekli hasarı çıkardım. Bizim bu arada Mia ne yaptı çözemedim ama çok da önemli değil. Tabi AP bir karakter olduğumuz için kulelere hasarımız gayet az. Minyonları itip kulelere o şekilde hasar vereceğiz artık. Çok yapacak bir şey yok. Zaten 15'e 1 olduğu için artık şu saatten sonra maçı çok ciddiye alamıyorum. Mesela burada adam kaçarken ilk yeteneğimize tekrardan basıp adamın yanına gittim ve adamı öldürdüm. Bu arada çok fazla LoL oynadığım için yani ilk yeteneği Q, ikinci yeteneği W diyesim var. Duraksamalarım o yüzden arkadaşlar kusura bakmayın. Bu arada adam çok güzel hasar vurdu. Biz de o hasarı tamamladık. Mesela şu an kürelerden 31 tane var. Ben bu küreleri daha da toplayıp 50 yaptığım zaman daha da güçlenebilirim. Alice gerçekten güçlü bir karakter. Şu an ben itemleri alırken yani otomatik sağ üst köşede çıkan itemlerden alıyorum ama aslında bu şekilde yapmamak lazım arkadaşlar. Oyun ezberi oynamamak lazım. Karşıya gelen rakiplere bakmak lazım. Yani AD hasar mı daha fazla, AP hasar mı daha fazla. Bu arada adamı stunlayamadım. Çok da önemli değil. Ultimi açıp rahat bir şekilde adamı kesebildik. Arkadaşım hasarını tamamladı. Bedava bir skor oldu. Yani haritayı takip etmenin avantajları. Ya yani bu oyunu oynarken arkadaşlar lütfen ezbere oynamayın. Haritayı takip edin. Arkadaşlarınıza bir bakın ne yapıyorlar. Yani şu an ben oyunda gerçekten çok üst seviyeyim vesaireyim falan demiyorum. Kesinlikle öyle bir iddiam yok. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Yani belli başlı şeyleri de yapın yani. Hani bazen karakter farklılığı olabiliyor yani. Karakterler gerçekten karşıdaki karakterler güçlü oluyor. Yani adamlar kartopu etkisini yakaladığı zaman bunu çok iyi değerlendiriyor. Mesela şu an biz adamları 24'e 1 şeklinde ağır bir şekilde eziyoruz. Birazdan bu maçı da bitiririz. Yani bu maçta öyle aman aman şeye bakmaya gerek duymadım ben. Hangi itemleri alayım, ne yapayım falan diye bakmaya gerek duymadım. Bu arada oyunu bitirelim. Hemen bir oyun daha atayım ben. Hızlıca bir oyun daha atıp kanala o şekilde yükleyeyim. Bu arada Elite 2'ymiş. Ama dediğim gibi bunu sizlerle beraber kasmaya devam edebiliriz. Bu sayfada güzel oynayan arkadaşlarınızı takdir etmeyi unutmayın arkadaşlar ya. Elinize yapışmaz yani. Hani takdir edin geçin yani. Eğer oynuyorsanız bu oyunu. Yani takım arkadaşınızı tebrik etmekten zarar gelmez diye düşünüyorum. Bu arada bu oyunda oyuna girdiğim zaman şu sol taraftaki kırmızı noktaları da gerçekten sinir oluyorum. Yani 50 tane kırmızı nokta oluyor. Böyle tıkla tıkla sürekli böyle bir yerlere tıklattırıyor. Bir yerden sonra o da çok yormuştu beni. Eski ligim neydi acaba ya? Keşke hatırlasam ama çok da önemli değil. Maçımızı buldu. Bir maç daha Elise ile oynayabilirim. Zaten çok fazla da bir karakterim yok. Hesap 0-1 hesap olduğu için yeri geldiğinde diğer karakterleri de alırım. Bu arada almamı istediğiniz bir karakter olursa
önerilerde, yorumlarda söylerseniz çok mutlu olurum, çok sevinirim. Lig daha Elit 2 olduğu için ben direkt Elis'i kilitledim arkadaşlar. Yani hani tank yetersiz yazıyor ama tank alayım, işte şöyle yapayım, böyle yapayım falan düşünmeyeceğim. Çünkü takım arkadaşlarım gerçekten bazen desteklemiyor. Özellikle hani bir arkadaşla pire girmiyorsanız. Mesela tank yetersiz diyor, tank alıyorsunuz. Adamlar sizle beraber oynamıyor. İşte siz hasar tank diyorsunuz, adamlar arkada sizi izliyor. Bu arada şu ana kadar Elis'le 12 maç oynadım. 11 tanesini kazandım. Bir tanesinde de 2 tane AFK'mız vardı. Yani 2 tane oyunda olmayan oyuncumuz vardı. Ya o zamanlarda da hani bir tane de belki yine bir nebze bir şeyler yapabiliyorsunuz ama 2 tane olunca hiçbir şey yapamıyorsunuz. Zaten o oyunu da kaybettik. Kaybettiğim oyun da öyle bir oyundu. Karşıda Alucard, Clint, Leyla, Kimi ve Zilong var. Bundan 2 oyun önce sanki oyunda Kimi varken sürekli donup takılıyorduk. Hani oyunla ilgili bir bug mı var acaba diye düşündüm ama umarım öyle bir bug yoktur. Rahat rahat oynayabiliriz. Bizim takımımızda tank eksikliği var ama karşıda da tank yok zaten. Çok sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Belki Zilong birazcık tank kasıp, Memati kardeşimiz, adım Memati'ymiş, Memati kardeşimiz tank kasarsa belki bir nebze o zorlar bizi ama onun dışında bizi karşı tarafta öyle çok zorlayacak bir karakter olduğunu düşünmüyorum. Yine bu arkadaşlara da selamımızı verelim. Belki takip ederler. Belki kendilerini izlerler, bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar, buraya kadar izlediyseniz destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Kanalda sürekli plak oynuyordum. Bitmek üzereydi. Artık bitirdik sayılır. Son bir senaryo kaldı. Onu da yakın zamanda çekip kanala atarım. Artık kanalda farklı farklı oyunlar oynamayı düşünüyorum. İşte Brawl Stars olur, Mobile Legends olur, Call of Duty olur. Mesela şu an yine bir oyun videom hazır mesela, bu tekillik için hücre. Çok saçma bir oyun ama ilginç bir şekilde sürükleyiciydi. Yani hani oyunun da sonunu getirdim. Onunla ilgili de kısa bir video yapıp hazırlayıp kanala yükleyebilirim. Şu an bizim karşımızdaki rakipler yok. Ormanı dönüp geldiler. Karşımıza Clint geldi. Yanılmıyorsam Clint, inşallah yanılmıyorumdur. Çünkü gerçekten çok uzun bir ara verdim. Bizimlerle birazcık agresif oynuyor. Güzel, sevdim. Ama umarım kule altına girip de boş boş ölmez. Gördüğünüz gibi bu şekilde uzaktan uzaktan adamı dürtebiliyorsunuz. Ultiniz geldiği zamanda da rahat bir şekilde adamı girip kesebiliyorsunuz. Şuradan şöyle bir deneyelim. Stun'ı kaçırdım. Çok da önemli değil. Aslında stun'ı kaçırmasaydım güzel olurdu. İki arkadaşı birden keserdik. Çok zorlamayalım ya. Gördüğünüz gibi mana sıkıntısı yaşıyorum. Belki uzaktan uzaktan kesebiliriz. Şu an orta koridorda birazcık bizim sıkıntı var. Orta koridoru 3 kişi mi oynuyorlar? Tam haritadan da seçemiyorum ama. Ya da 2 kişi oynuyorlar. Neyse. Ben yine koridoruma devam ediyorum. Belli bir miktar kasılana kadar koridorumda kalıp gelişmeye devam ediyorum. Çünkü zaten daha oyun 2-2. Yani öyle ağır bir şekilde yardım etmem gereken bir koridor olduğunu şu an için düşünmüyorum. Karşınızda AD karakter varken en azından ben öyle yapıyorum. Şimdi çok da usta olmadığım için hani vereceğim tavsiye ne kadar doğru olur bilmiyorum ama karşımda AD karakter varken arkadaşlar, ben AP bir karakter oynuyorsam adama hasarı verdikten sonra en az hasar yiyerek kaçmaya çalışıyorum. Çünkü AD karakterin yanında AP olarak kalırsanız o adam size sürekli hasar veriyor. Sizin yetenekleriniz bekleme süresindeyken. Bu arada bizim adama yan taraftan saldırmış.
Önce ulti açtım ki hani yavaşlasın. Sonrasında rahat bir şekilde kesebilelim. Bir an takip etmiyordum. Bizim arkadaş ölüyordu. Neyse ki yani kurtarabildik kendisini. Bir yandan bir şeyler anlatıp aslında bir yandan oynaması gerçekten zormuş. Ben hani birçok YouTuber izliyorum yani birçok oyun kanalı takip ediyorum. Hani adamlar böyle oynarken duraksıyordu böyle. Sebebini şimdi anlayabiliyorum. Bazen gerçekten dikkat gerekiyor. Mesela şimdi burada ben aralarına girdim. Birazcık saçmaladım. Orada bir adım daha sola atıp o kuleden hasar yemeseydim. Orayı almıştım. Neyse. Sizin için ben orayı videoda kestim arkadaşlar. Öldüğüm yerleri hızlıca kesmeyi planlıyorum. Boşu boşuna vaktinizi çalmamak için. Diğer videoda hiç ölmemiştik. Böyle bir sıkıntı olmamıştı ama nazarlığımız olsun diyelim. Bu maç biraz daha dengeli gidiyor. 8'e 8 gidiyor. Burada kulenin mümkün olduğunca az hasar almasını istiyorum. Bir yandan anlatmaya çalışıyorum ama yani dilerseniz sadece oynayabilirim. Hani arkadaş bir sus artık oyunu izleyelim falan derseniz bunu da yapabilirim. Yorumlarda belirtmeniz yeterli benim için. Yanlış bir yöne gitti. Burada bu arkadaşı rahat bir şekilde keseceğiz. Kimi aslında mobil olduğu zaman çok sıkıntı çıkartan bir karakter. En azından ben oyunu bıraktığım zaman öyleydi. Oynamasını bilen bir kişi olduğu zaman gerçekten çok fazla sıkıntı çıkartıyor. Hızlıca burayı itiyorum. Bizim Memati burada. Bakalım Memati kasabilmiş mi? Burada ben kendi adamımı da güveniyorum. Kendi adamım burada olduğu için birazcık adamlar kendi üzerime doğru çektim. Adam ultisini açtı geldi üzerimize. Hemen burada mümkün olduğunca çok hayatta kalmaya çalışıyorum. Bizim adamımız keser diye düşündüm ama kesemedik. Ben bu şekilde dürtmeye devam ediyorum. Son anda yeteneğim olduğu yere gidip arkadaşlar adama hasarımı vurup işte kesmeye yardımcı olduk. Burada kaçamayacağım. Adamı stunlayıp kaçabilir miydim? Kaçamadım. Orayı da hemen kesip oyunumuza devam ediyorum. Ultimiz 2 seviye oldu. Daha fazla can çekmemize yardım edecektir. Şu an kim ne kadar kasmış bir bakayım dedim ama şu an haritada çok da uygun bir yerde olmadığım için şu an kontrol etmem doğru olmaz. Kule vardı. Kule altına girmek istemedim. Ya da kule yok muydu göremedim ama sanki kule o an yıkıldı diye gördüm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani Layla'nın dibine girdiği zaman hiçbir şey yapamadı. Burada Zilong'u da kestik gayet güzel bir şekilde. Alt koridora gidebilirim ya da bu koridordan ittirmeye devam edebilirim. Şu an 34 tane kürem var. Dediğim gibi 50 küre topladığım zaman gayet güçleneceğim. Burayı hızlıca ittirmek için hemen ultimi açıyorum ben. Gitmeden önce de verebildiğim kadar kimiye hasar vereyim. Aslında şu an ultim olsa çok güzel bir yer ama ben yine de giriyorum. Takım arkadaşlarıma güveniyorum ve sağ olsunlar güvenimi boşa çıkarmıyorlar. Bu şekilde üçünü birden kesmiş olduk arkadaşlar. 2-3 kişinin arasına girip onları stunladığınız zaman gerçekten çok güzel oluyor. Yani eğer sizi takım arkadaşlarınız takip ediyorsa ultiniz sayesinde hem içeride kalabiliyorsunuz hem hasar tanklıyorsunuz. Bu arada Gord Q
küfür ediyor. Neden küfür ettiğini anlamadım ben ama. Ufak ufak bu oyunu da bitirelim. Gördüğünüz gibi yani gerçekten çok fazla hasar tanklıyorum. Burada yeteneğimi kullanıp, yeteneğimi kaçmak için kullandım. Şu açgözlülük yaptım ve öldüm arkadaşlar. Atlıyoruz, hiç sıkıntı değil. Orada o son küreyi almak istemiştim arkadaşlar aslında. Yani niye o kadar kastım bilmiyorum ama. Acemilik, elim soğuk diyelim. Uzun zamandır oynamıyorum çünkü. Hata yaptı bu arkadaş. Buraya gelmemesi lazımdı. Ama şu an 4 kişiler. Umarım arkadaşlarım beni bırakmaz. Kaçabilecek miyim? O duvarın arkasına atlasaydım. O duvarın arkasına atlasaydım arkadaşlar kaçabilecektim. Adamları bazen o şekilde şaşırtabiliyorsunuz. Ama orada hatalı oynadım. Çünkü hem fırlama yeteneğimi kullanmadım hem de yenilenme özelliğimi kullanmadım. Belki oradan bir nebze can çekseydim o an ölmeyebilirdim. Ama sonrasında zaten takım arkadaşımız 3'te 3'te orayı topladı. Zaten bu maçta Mia çok iyi bir şekilde kasmış durumda. Benim olmadığım yerlerde görüyorsunuz Mia zaten adamları yok ediyor. Oyun başında dengeli gidiyordu ama şu an farkı açmış durumdayız. Yani 33'e 17. Yani bu ligler gerçekten çok basit olabilir arkadaşlar. Bu arada oyun bitti gibi gözüküyor. GG diyelim. Ama isterseniz kasmaya devam edebilirim. Yani bu oyunda gerçekten kendimi geliştirebileceğimi düşünüyorum. Sadece işte bazen takımınıza çok fazla troll insan gelip ne yaparsanız yapın kazanmanız engel oluyor. Burada ben videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşebilmek dileğiyle sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Hemen burada istatistikleri de gösterip videoyu sonlandıracağım. MVP büyük ihtimalle seçilemedim. Mia seçilmiştir diye düşünüyorum. Zaten aynen öyle düşündüğüm gibi Mia seçilmiş. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşebilmek dileğiyle sağlıcakla kalın.